Sevgili izleyicilerimiz, bugün İzmir'de eğitim koordinatörü Barış Dağlı ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte yurt dışı, dil ve akademik eğitim hakkında konuşacağız. Barış Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Barış Bey, sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım. Sırasıyla Tarsus'ta Tarsus Amerikan Koleji ve Abdülkerim Bengi Anadolu Liselerinden mezun oldum. 2006 yılında Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini bitirdikten sonra da 2007 yılında Londra'ya gittim. Londra'da yaşadığım 5 yıl boyunca biri finans, diğeri de MBA olmak üzere iki tane yüksek lisans programından mezun oldum Wales Üniversitesi'nden. Daha sonra 2011 yılında İstanbul'a geldim ve Yeditepe Üniversitesi doktora programına başladım. Evet, gayet başarılı bir geçmişiniz var ve hala da devam ettiriyorsunuz. Çok sağ olun. Biraz kurumunuzdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İzninizle aslında ilk soruya referans vererek cevaplamak isterim. Ben kurumumuzu 3 saç ayağı üzerine oluşturuyorum. Birincisi, İngiltere'de yaşamış olduğum 5 senelik tecrübe. İkincisi, yurt dışı eğitim sektöründeki tecrübelerim ki bunlardan biri Londra'da, diğeri ise doktora programına hemen başlarken İstanbul'da yaşandı. Bir diğeri ise akademik kimliğim, eğitimci kimliğim. Praksis aslında özünde pratik anlamına gelen felsefi bir ifade. Ben bu üç saç ayağını, bu üç tecrübeyi olabildiğince pratiğe döküp, olabildiğince çok öğrenciye ulaşmayı arzu ettim. Ve aslında praksis de böyle kuruldu, kurumsal yapısı da böyle inşa oldu. Evet, gayet güzel. Ve peki yurt dışı eğitiminde sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Çok fazla. Bunu eğitim ve kariyer danışmanlığı olarak tanımlamak mümkün, bir çatı oluşturmak mümkün. Spesifik birkaç nokta vermek gerekirse, dil okulları, yaz okulları, lisans, yüksek lisans programları, sertifika ve diploma programları, aile yaz okulu programları. Yaz okulları da oluyor. Kesinlikle. Özellikle anne ve babalarıyla çok fazla öğrencimiz, küçük öğrencimiz bunu tercih ediyorlar. Fakat bunların en üstüne vize konusunu koymam gerekiyor. Çünkü bir eğitim ve kariyer planlaması yaptığımızda ne yazık ki bugünkü dünya şartları altında vizesiz bir yere gitmek çok da mümkün değil. Onun için iyi bir planlama, iyi bir dosya hazırlığıyla vize işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz vize danışmanlığını ücretsiz olarak veriyoruz. O yüzden en yükseğe de bunu koymakta fayda var. Şöyle profesyonel ve güçlü bir ekibiniz de var. Peki ekip seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Önceliğiniz nelerdir? Yurt dışı tecrübesi. Birincisi bu. En önemlisi. Evet, yani neden yurt dışı tecrübesi? Önce kendimden örnek vereyim. İngiltere'ye yolladığımız öğrencilere mahalle mahalle market ismi verebilmek benim için çok önemli. Orada yaşamış olmak, orayı bilmek, orada yaşanan sorunlara karşı çözüm bulabilmek, vakti zamanında bulduğum çözümleri öğrencilere aktarmak çok önemli. Bir diğeri yabancı dil bilmek. Bunun için de aslında çok güzel bir örneğimiz var kurumumuz olarak. Yol arkadaşlarımızdan İzmir Şube Müdürümüz Devrim Bey. Yıllarca Fransa'da yaşadı. Çok iyi bir Fransızcası vardı. Fakat bunu sonra yetersiz buldu ve kendini İngilizceye adadı. Ciddi güzel bir IELTS skoruyla da bunu taşlandırdı. O yüzden Türkçe dışında iki tane daha dili tercih ediyoruz. Bir diğeri de akademik birikim. Çünkü eğitim ve kariyer planlamasında bunun çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve tüm bunları birleştirecek tabii ki ciddi bir iletişim becerisi. Evet. Şimdi şöyle, eğitimin hayatımızda gerçekten büyük bir önemi var. Yabancı dilinde daha fazla var aslında şu an artık. Olmazsa olmazlardan. Siz yabancı dil eğitiminin önemi hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle hayat tecrübesi. Yurt dışında yabancı dil eğitimi almak ya da yurt dışında akademik eğitim almak ciddi bir yaşam tecrübesi kazandırıyor. Ve biz aslında öğrencilerimizin bir dil oluşturmasını niyet ediyoruz. Dilden kastım İngilizce, Fransızca değil. Aslında dünya ile konuştuğumuz o ortak dil. Ve yurt dışındaki öğrencilerimiz bu vesileyle aslında dünyada o ortak dili konuşabilmeyi başarıyorlar, beceriyorlar. Evet. Öğrencilerin yurt dışında böyle eğitimler alması neler kazandırıyor öğrencilere? Çok basit bakmak gerekirse iyi bir diploma sahibi olmak, burada iyi bir işe sahip olmak diye sıralayabiliriz. Fakat bunun sanki biraz daha böyle geniş perspektiften düşünmek gerekiyor. Öğrencilerimiz geri dönmeyebiliyor. Öğrencilerimiz orada başka bir yaşam kurmaya
kalmak isteyenler. Kesinlikle bu çok mümkün oluyor. Elbette bu amaçla gitmiyorlar. Birçoğunun amacı biz burada döneceğiz, çok iyi işler kuracağız. Fakat orada şunu sağlıyorlar. Biz hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Aslında en önemlisi de bu. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, öğrenciler kadar ailelerin de yaklaşımı çok önemli. Bu konuya değinecek olursak sizin düşünceleriniz nelerdi? Öncelikle öğrencilerimiz kadar ailelerine de teşekkür etmek gerekiyor. Hatta onlardan önce ailelere teşekkür etmek gerekiyor. Bu konuya çok olumlu yaklaşıyorlar. Elbette akıllarında birkaç maddeyle açıklayabileceğim soru işaretleri var. Bunlardan biri güvenlik. Çocuğumuz hangi okulda kalacak, çocuğumuz nerede yaşayacak, çocuğumuz ne yiyecek? Bunlar için en iyi okullarla, en güvenilir ailelerle anlaşmış durumdayız zaten. Bunlara dair hiçbir soru işareti yok. Fakat ailelerimiz için bunlar çok yeterli kalmıyor. Biz de bu yüzden özellikle yurt dışındaki öğrencilerimizle 7/24 temasta olabilmek için onlara WhatsApp'tan olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Güvenlik sorununu da bu şekilde aşıyoruz. Bir diğer sorun ise, soru ise aslında maddiyat. Evet. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları göz önüne alırsak ciddi bir döviz kuru problemi yaşıyoruz. Fakat ailelerimiz bu konuda da bilinçli. Daha biz söylemeden onlar aslında bunun hesabını, kitabını yaparak bize geliyorlar. İşte Türkiye'de şu okula şu kadar bin para vereceğimize, yurt dışında belki biraz üstü, belki biraz aşağısı ama ortalama olarak aynı. Daha iyi olur. Kesinlikle. Bir şey ise değer değil. Daha olumlu, daha pozitif bir çıktı alıp bunu çocuklarının daha net bir şekilde kullanabileceğinin farkındalar. Peki Barış Bey, önümüzdeki yıllar için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir hedefiniz, planınız var mı? Bunu da 3 basamaklı olarak cevaplayayım ben. Kısa vadede şu anda Adana ve İzmir'de ofislerimiz var. Olabildiğince çok öğrenciye temas etmek istiyoruz. Orta vadede Adana ve İzmir ofislerimizin yetersiz kalacağının farkındayız. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde temsilcilikler ve şubeler açmak kararımız mevcut. Uzun vadede ise yolladığımız ülkeleri göz önüne alırsak, başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere yine oralarda öğrencilere WhatsApp dışında daha hızlı ulaşabilmek için temsilcilikler ve şubeler açma kararındayız. Evet, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şunu belirtmekte fayda var. Elbette ki başka firmalarla onlarca öğrenci yurt dışına gidiyor. Biz ya da başkası. Buradaki en önemli nokta güvenilir, akademik birikime sahip insanlarla yola çıkılması. Çünkü bizler bir turizm şirketi değiliz. Ve odak noktamız eğitim. Ve öğrenciler bu eğitim denilen noktanın tam merkezinde bulunuyorlar. O yüzden doğru kurumla doğru yere gitmelerinde fayda var. Evet. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle eğitim koordinatörü Barış Dağlı bu haftaki özel konuğumuzdu. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşça kalın.